Esenlikler arkadaşlar, ben o gün Arpa Hun Devleti serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son biliyorsunuz ülkenin içinden geçiyorlardı. Buna bayağı bir üzüldüm. Hatta iki gün boyunca video atmıyorum galiba. Neyse, şimdi bizim bunlarla bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Askerlerimizi de ana karamıza çıkaramıyoruz sonuçta. Hiçbir şey yapamıyoruz. Burada bir askerimiz var tabii ama bunların hepsine yetmeyecek diye düşünüyorum. Yanımızda kimse yok zaten, Fransa, İspanya. Adamların toplasak 300 bin askeri var. Bizim toplasak 100 bin zor askerimiz var. 120 bin varmış hatta. Neyse. Sonuç olarak bizim bunlarla anlaşmamızı yapıyor. Durum daha kötüye gitmeden. Şimdi. Bu arkadaşların ne istediğine bakacağız. Evet, bazı yerleri istiyorlarmış mesela ama vermeyeceğim tabii ki. Evet, korları vermemi istiyorlar. Onları da vermeyeceğim. Ha, şimdi ülke serbest bırakabiliriz. Özellikle bizim Asya tarafında çok fazla ülke annex dediğimiz için oradakileri pahalı bir war score'dan serbest bırakırsak kabul edeceklerdir. Mesela Bohemia'yı kabul ediyorlar ama onu bırakmayacağım tabii ki, o Avrupa'da. Sibirya'yı bırakabiliriz. Kendisi 1, 2, 3, 4 topraklık bir ülke. Onu bıraktık diyelim. Şu anda 60-64. Bir ülke daha bırakmamı istiyor. Onu da en küçüklerden bırakalım hatta. Yarkant mesela. Yarkant'ı kabul etmediler. Şirvan'ı kabul ediyorlar ve Trabzon'u kabul ediyorlar. Şimdi. Şöyle bir bakalım. Hangisi daha pahalı diye. Şirvan 6, Trabzon da 6'ymış. O zaman şöyle diyorum. Neredeydi? Ha, biz söylüyoruz. Yenildik sonuç olarak. O zaman Trabzon'u serbest bırakacağımı söylüyorum. Hatta pardon. Şirvan'ı diyorum çünkü o daha doğuda agresifliğimizi Avrupa'ya göndermez. Bakalım. Tamam. Biz 11 prestij kaybediyoruz tabii yenildiğimiz için. Bence yani kötünün iyisi bir anlaşma bu. Kabul edelim isterseniz, ülkenin düzelmesini bekleyeceğim. Ekonomimiz de kötü zaten. Şöyle borcumuz da varmış. -81. Yani neyse. O zaman hadi görüşürüz diyelim. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi koalisyon hala duruyor tabii yani. Hala koalisyonun içindeler. Tabii bu koalisyondan çıkıyorlar şimdi. Evet, çıktılar. Güzel. Neyse. Şimdi şu isterseniz bir isyanları bastıralım öncelikle. Ondan sonra Sibir. Direkt zaten ilhak edeceğim kendisini. Trasımız varmış. Sen de buraya gel abi. Evet, herkes ülkesine, hadi görüşürüz. Para hayvan gibi geliyor. Nedenini sorarsanız ülkede asker yok. Ondan geliyor olabilir. Tamam, şimdi. İsterseniz şunu bir arttıralım. Evet. Güzel. Şimdi ben bu askerleri geri geçireceğim de. Sen burada ölüyorlar. Benim hiç gemim kaldı mı? Kalmadı galiba. Tabii hepsini İngiltere gemileriyle yaktı. 23 varmış aslında. Nerede o? Burada. Ha, burayı kaçırmıştım. Doğru. Şimdi bunu buraya alalım. Yavaş yavaş bu askerleri götüreceğiz. Şöyle gelin de ölmeyin. Fransa bizi savaşın ortasında sattı. Evet, gemimizi kullanarak yavaş yavaş geçeceğiz oraya doğru. Birkaç bölüm böyle dinleneceğiz gibime geliyor. Evet, fena değil o komutanlar. Zaten biz savaş açmadığımız sürece kimse bize savaş açamaz diye düşünüyorum. Çünkü Fransa ve İspanya dostumuz, biraz zor olur yani açıkçası. Şimdi Şirvan'la ilişkisini geliştiren yoktur umarım, ki herkes geliştiriyormuş. O zaman o Şirvan'ı biz vasal yapalım en iyisi. Şöyle evleniyorum. Senden de geri çekelim. Kendisini vasal yapacağız. Dostluğumuzu da kuralım hemen. Şuraları da geri alalım. İsyanlara bir tekrar bakalım. Evet, tamam, her şey güzel. 3 istikrarımız var. Ki bu müthiş.
bugünkü paramızın gelmesini bekleyeceğiz. Borcumuz var zaten. 2000 borcumuz varmış. Şöyle bir dağıtalım ordumuzu. Bu arada Danimarka'nın ordusu orada ne arıyor? Bilmiyorum. Evet. Şimdi bu askerleri taşımışız. Sizi de taşıyalım. Yani dinlenmemiz gerekecek. En azından bir 1700'e kadar rahat dinleneceğiz. Evet, Osmanlı Polonya'ya saldırsa aslında beraber bir şeyler yapabiliriz ama. Dost olmasak da. Ha neyse, ben Şirvan'ı unuttum. Dostluğumuzu teklif edelim. Kendisi bize korkulu bakıyor ama vasalımız olmayı kabul ediyor sonuç olarak. Bizim için önemli olan bu. Kendisi Şii bir devlet. Ama toprakları galiba Tengri. Orası da Şii'ymiş. Şöyle garantimizi yapalım. Gördüğünüz gibi Offer Military Access ve Protect... Bir saniye... Abi ikisine de ihtiyacımız var ama şunu seçeceğim. Neydi ya? Şu seçeneğin bir önceki hali ve şu fazladan 10 ilişki veriyor. Onları yaparsınız. Eğer bir ülkeyi vasalınız yapmak istiyorsanız. Şöyle. Devam edelim. Bu arada koalisyon olmayan savaşlarda transfer trade power yaparak yine aynı şekilde çok az bir zararla savaşlardan çıkabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Normalde ben yenilgi aldığımda direkt Alt F4 çekerdim ama bu seri olduğu için kapatamıyorum. Öyle bir durum var. Başkentimize gönderelim mesela. Bu arada Lübey'i ben başkent yapacaktım. Yapalım mı? Yapalım. Hadi olsun bakalım. Bu sayede de başkentimiz olmuş oldu. Lübeck. Ve şöyle trade'e bakacak olursak. Lübeck'teki toplayan merchant'ımızı çekebiliriz. Çünkü zaten orası başkentimiz. Orayı zaten topluyor. Şimdi nereye gitsek acaba? Saksonya tarafını çevirebiliriz Lübeck'e doğru mesela. Sen. Evet doğru. Şimdi 26-67 bakalım kaç olacak. 27-02 güzel. Şu Rhineland'daki ve Krakow'dakini de çekebiliriz. Mesela Novgorod'dakini. Bir saniye, Novgorod'a Rhineland'dakini gönderebiliriz şu şekilde. Bakalım şimdi kaç olacak. Daha gitmedi, bir saniye. Evet bayağı bir düştü. Kazan ve Astrakan'dan pek bir şey gelmeyecek gibi görünüyor ama. Evet, Kırım'dan çevirebiliriz belki. Şöyle yapalım. Astrakan'da ve Kazan'da para toplayabiliriz ya da Novgorod'da. Hatta Novgorod'daki parayı toplayalım isterseniz. Tabii tüccarımız yok. Dur, Kırım'dakini oraya göndereyim. Şöyle bir bakalım kaç olacak. 26-51 şu anda. Oh. Evet. Gayet güzel para kaldırıyoruz. Saksonya'dakini de aslında şöyle yapsak. Mesela 32-43 şu anda. Evet. Güzel. Başka Baltık Denizi'ndekini toplattıralım. 40-59 şu anda. 46-60. Yalnız biz bayağı para kaldırıyoruz. Kaç yıldır bu şekilde devam ediyorduk biz. Viyana'dakini de Kazan'a göndereceğim. Bu arkadaşı. 46-60 şu anda. Evet, bu kötü oldu diye. Bir ay daha bekleyelim, bir emin olalım. Evet, öyleymiş gerçekten. Bu arada Şirvan'la geliştirebileceğimiz ilişki bitmiş. Bunu söyledi oyun bize. Şimdi benim bununla biraz daha ilişki geliştirmem gerekiyor. Mesela bunun gibi. Güzel. Bir ay sonra da hemen vasallığımızı yaparız. Evet güzel. Gördüğünüz gibi vasalımız oldu kendisi. 7000 askeri var. Sibirya ile olan 1705'te bitecek trasımız. Ona daha var. Bekleyebiliriz. Şimdi şu trade olayı benim dikkatimi çekti. Çünkü bayağı para getiriyor. Bu arada...
güzel olan Hayer'ımız ölmek zorunda tabii ki. İki şekilde de ölüyor kendisi. Şimdi şu V-Claim'li bir arkadaş geliyor ama onu istemiyorum. Şöyle yapalım mecburen. Adam gitti. Bayağı güzeldi aslında. Şu anki de pek güzel değil ama. Neyse. Dediğim gibi trade'e tekrardan bir göz atalım isterseniz. Şöyle. Neredeydi o? Kazandaki arkadaşa gerek yok galiba ama. Ya da şu Krakow'dakini Viyana'ya göndersek mi? Şöyle tek tek açılması aslında gayet iyi olacak. English Channel'dan çağırabiliriz. Mesela dur bir bakalım. Burayı zaten biz topluyoruz galiba. Evet biz topluyoruz. O zaman burada toplama yapalım isterseniz. Bir bakalım nasıl olacak. Burası çünkü bayağı güzel bir not diyebiliyorum. Yine olmadı. Evet. O zaman başka bir yere göndereceğiz. Evet. O zaman acaba yani English Channel bize ait aslında da transfer çoğunluğu İngiltere'de. Onun için biraz az para geliyor bize. Neyse o zaman biz bir İspanya ile falan ilişkimizi geliştirelim. Boş durmayalım bu sıralarda. Danimarka savaşa gelmedi ama. Neyse. Evet borcumuzu yenilediğimizi söyledi oyun bize. Onu geri ödeyeceğiz. 2236 oldu abi. Gittikçe artıyor. Şunu kısabiliriz zaten. Koalisyona girmezler. Hemen bir paraya ihtiyacımız var çünkü. Şöyle bir bakalım. Mesela English Channel'dakini çekebiliriz o taraftan. Da nereye göndereceğiz onu bilmiyorum. Semerkant var. Kiev var. Viyana var. Evet Viyana'ya gönderelim mesela. Ya da bir bakalım başka var mı? Kazan var. Neyse Viyana güzel gibi görünüyor. Şöyle. Neredeydi Viyana? Şu mu? Şu. Evet tamam. Şimdi bir daha bakalım paraya. Muhtemelen 50 falan olur. 48 olur en azından. Evet 45 oldu. Güzel bizim için yeterli. Tamam. Trade'imiz de böyle bitmiş oldu. Şunu tekrar açalım. Gerideyiz çünkü teknolojide biliyorsunuz. Aslında pek de geride sayılmayız. Sayılmazmışız. Şunu da yapmamız gerekiyor ama. Video açabiliyoruz. Humanist açmayı düşünüyorum. Çok gerekiyor çünkü. Ülkede isyandan geçilmiyor. Papalıkla ilişkimizi geliştirelim bari. Evet. Şu anda Avusturya'ya savaş açıp başkentini işgal etsek galiba HR'yi bozabiliyoruz. Öyle bir olay var. Ve Polonya papalık falan geliyor. Aslında Polonya'yı biz alırız. Papalığı da İspanya alır. İspanya bayağı güçlü aslında ama askerleri pek burada değil. 80 bin var burada. Floransa geliyor. Floransa'yı alırız. İyi bari bu savaşı da yaparız büyük ihtimalle. Tabii şu Sibirya'yı bir alacağız. Ondan sonra yapacağız o işlemi. İstikrarımız şu anda 3 hiç bozasım yok. Evet 46 gelirimiz var. Biz bunu daha önce neden yapmadık? Hatta daha da artacak. 47-82 oldu. Güzel. Bu arada Avusturya savaşta Nassau devletiyle. Evet güzel bir savaş. Beğendim. Polonya da savaşa girdi. Eğer Avusturya dostu Polonya savaşa girmeyi reddederse şimdi bile açabiliriz. Hatta diğer dostları gelmiyor. Tabii bizim trasımız var ama. Neyse bekliyoruz zaten biz. İsterseniz borcumuzu da ödeyelim. Fazladan da girmesin. Yani artmasın.
Şu arkadaşı atabiliriz aslında. Ya da dursun. Şimdi neyi seçeceğiz? 50 diplomatik puanı verelim çünkü trade power'a ihtiyacımız var. Evet. Güzel. Osmanlı ne durumda? Osmanlı da bir saniye, Memlüklerle hala savaş durumunda tabi. Bu arada Tunus bayağı güzel büyümüş. Etiyopya büyümüş. Memlük buraya kadar kaçmış. Persia ve Timur normalde birbirini sevmemesi gerekiyor ama özgürlüğünü garanti ediyor. Persia'nın. Neyse. Evet, Attila geldi. 2-3-3 fena değil. Fena değil. İyi idare eder. Kötü değil yani. Bu arada Venedik bize olan küslüğünü gidermiş. Bizim bu dediğim gibi Avusturya ile savaşmamız gerekecek. Şu Polonya gelmese çok güzel olacak ama işte. İspanya'da geliyor aslında. Oh. Şöyle bir yapalım. Evet. Yine fena değil. Bu arada Armit Edition inanılmaz azalıyor. Yani 43 savaştan çıktığımızda. Bu arada bizim gemi yapmamız gerekiyor. Onu unutmayalım. Tabii şu enstitüyü de yapmamız gerekiyor. Bir sürü şey var. Paraya acayip ihtiyaç var. Neyse, belki Sibirya para biriktirir. Ondan alırız bir şeyler. Şöyle bakalım. Evet, 26-18. Fena değil. Bize bayağı bir yavaş yayılıyor ama. Tamam. Demek ki neymiş? Koalisyona kafa atmak. Ne kadar güçlü olsanız da kötüymüş. Tabii şimdi açabiliriz o savaşı. Savoy ve Irokuiz geliyor. İspanya da geliyor. Yani bu şekilde de toprak alabiliriz aslında. Şuraya savaş açıp. Gördüğünüz gibi. İspanya geliyorum diyor ama gelmiyor. Bir saniye, oraya bir bakmamız gerekiyor. Ha, geliyormuş. Prestiji verelim abi. Toplarız biz prestiji tekrardan. Bu arada şu İngiltere'ye olan savaşı tekrardan açacağım ama koalisyon olmadığı bir zaman açacağım. Olduğu zaman açtığımızdan olduğunu gördünüz. Bu arada şunu açacağım, zaten şu ilk ikisi için açmıştım. Gördüğünüz gibi dini bütünlük 86 oldu. Normalde 61'di yani, bayağı isyan riski çıkarttırıyordu. Avrupa'da bir savaş var ama. Şöyle bir bakalım isterseniz. Evet, Nassau başlatmış savaşı. Manpower'ımız yenileniyor isterseniz, ya da neyse parayı açmayalım. İlk önce bunu yapmak istiyorum. Teknolojide bayağı geride kalıyoruz çünkü. Erki yaptı, bir bizde yok. Nedeni de Asya'da çok toprağımızın olması, bunların her biri için fazladan para ödüyor olmamız. Ama aylık 80 para geliyor. Sorun değil yani. Bu arada şu gelen özellik ile istediğimiz gibi vasal kurabiliyoruz. İstediğimiz yerde, istediğimiz isimle, bayrakla falan. Böyle de bir olayımız var. Bu arada şu Polonya'nın savaşı umarım devam ediyordur diyecektim. Ediyormuş. Ve Polonya hala gelmeye çalışıyor. Şimdi Brabant'a savaş açsak. Dur, Avusturya'nın dostlarına bir bakalım. Floransa'ya savaş açsak. Olmuyor. Avusturya'ya eninde sonunda açmamız gerekecek. İspanya'yı da çağıracağız. Polonya'yla da savaşımızı yapmış oluruz. Güzel. Ha, embrace'imiz gelmiş. Yapalım hemen. Şu parayı da açalım. Ordu bir parayı yesin. Manpower'lar yenilensin. 73.000. Yavaş yavaş azalacak o. Gördüğünüz gibi o kadar eksi dezavantaj veriyordu ki. Rest dediğimiz gibi bütün teknolojileri arttırabiliyoruz. Bu arada
Abi çok güzel. Emperyalizm savaş nedeni geldi. Bu savaş nedeni ne işe yarıyor diye sorarsanız istediğiniz herkese istediğiniz şekilde savaş açabiliyorsunuz. Nerede olursa olsun. Ve nasyonalizm savaş nedeni de yani sizin ırkınızdan olanlara karşı savaş açıyorsunuz. Onları biz ülkemizde tutacağız diye. Ve daha az agresiflikle işi hallediyorsunuz. Şöyle bir bakalım isterseniz kime karşı vermiş bu nasyonalizm savaş nedenlerimiz. Şöyle hepsi emperyalizm. Nasyonalizm olan varsa düşünebiliriz. Ha, buralarda var mesela. Neymiş? Şu devleti. Abi şu devleti ne ala? Buryatya devleti. Genelde Asya'daki devletlere karşı var. Nedenini sorarsanız çünkü Türkmeniz biz. Ondan dolayı oluyor. Bu ne kadar istiyormuş? 600 istiyormuş galiba. Yani kaç istiyorsun? 643 istiyorsun. Şunu yapsak ne olur? 360 gider. İyi bakalım yapabiliriz. Evet, herkeste olan tırasımız bitti. Şöyle enter'a basarak hızlıca gönderiyorum hepsini. Emperyalizmin de şeyi var. Agresifliği azaltan olayı var. Evet, şimdi Avusturya'ya galiba savaşımızı açabiliriz. Tabii Polonya da gelecek savaşa. Zaten her şeye damlıyor. Ne savaşı olursa olsun adamlar her zaman karşımızda. Oyunun başında dostluk kendileriyle ama. Şöyle ordularımızı mevzilendirelim. Yakında savaşı olabilir. Prestiji verelim. Bu arada bütün ordu yenilenmiş ve manpower'ımız da şu anda neredeyse limitlerinde. Evet, Osmanlı bizi düşmanı olarak seçti ama sorun değil. Şunu yapsaydık iyiydi. Evet, teknolojilerimiz aynı herkeste. Hatta ben videoyu bitirsem mi ki? Bilmiyorum ne kadar oldu ama. Hatta bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.